Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Videoların altına gelen en çok yorumlardan biri olan "Şişman Reis nasıl zayıfladı, nasıl bu kadar kilo verdi" sorusunun cevabını almak için Şişman Reis'e nasıl zayıfladığını soracağız. Direkt soruyoruz, nasıl zayıfladın? Ramazan'ın bitiminde ben 10 kilo 12 kilo vermiştim. Ben dedim ki madem bu kadar kilo gitmiş, üstüne düşeceğim, devam edeceğim. Tatlıyı kestim o zaman. Tatlı, tuzlu, ekmek, hani yemeği kestim, öyle söyleyeyim size. Kilo verdim. Sadece su içiyordum. Gördüğünüz gibi. Bazen günde 20 litre, 15 litre o kadar su içtiğim oluyordu. 25 litreyi de gördüğüm oldu yani. Ben işte size... benzin Adana'ya gidiyor arabalara. Vallahi işte içiyordum ben. Ne zaman durdum? Ben size şimdi söyleyeyim. 127 kilodan 90 kiloya düştüm de saçımın döküldüğünü fark ettim. Bir tane bir arkadaşımız var. Orayı aradım. İşte diyetisyen bu. Dedim ki saçım dökülüyor, dişim ağrımaya başladı, dişlerim daha doğrusu ağrımaya başladı. Bana dedi ki vitaminsizlikten. Bu şekilde kilo vermek de zararlı. Dikkat etseniz saçta biraz dökülme var. Biraz değil, bayağı var. Bayağı var. Yani ben ilk başta saçımı çekiyordum, avuç avuç saç geliyordu. Şimdi çekmeye korkuyorum. O yüzden biraz bu sene yemeye başladık. Şu an yaklaşık bir aydır 90 kilo üzerinde kalmışım. Hani şu an bekletiyorum. Ama hedef 75 kilo. Bu 15 kiloyu da düzenli bir şekilde vereceğim. Yani sağlığımı tehlikeye atmayacak bir şekilde. İnsan istediği zaman her şey yapabilir. Ben bugüne kadar hiçbir zaman kilo vermek istemedim. Şu an insanlar sokakta bana yok ameliyat olmuşsun, yok şunu yapmışsın, yok bunu yapmışsın. Yani bir diyetisyenle konuştum. O bile bana ameliyat var mı diye sordu. Yok deyince şaşırdı. Takdir etti, çok iyi kilo vermişsin dedi. Yani azim olduktan sonra her türlü her şeyi yapabilirsiniz. Ben yemeği o ara çok kıstım. Yani günde bir öğüne düşürdüm. İyi değildi. Özellikle yani diyetisyenlerden aldığım tavsiye şu, o zayıflama esnasında. Keşke tavuk eti, yumurta, süt, protein için yeseydin. Saçın dökülmezdi dedi. Dişin ağrımaz ya. Yani dişlerim sallanmaya başladı. Zayıflayacaksanız bir diyetisyen eşliğinde olursa çok çok daha iyi olur. En azından benim gördüğüm zararları görmezsiniz. Şu an insanlar bana baktığı zaman sanki şeker hastasıymışım gibi duruyor. Bunun sebebi ben kontrolsüz bir şekilde zayıfladığım için. 3 ay, 2,5 ay gibi kısa bir sürede 40 kiloya yakın ben 1 kilo verdim. Bu iyi değilmiş. Yani ben bu 40 kiloyu 6-7 ay, 1 sene yaymam gerekiyormuş. Ama size tavsiyem bir diyetisyen eşliğinde spor yaparak kilo verirseniz benim yaşadığım hataları işte saç dökülmesi olsun, diş olsun veya yüzde şeker hastasıymış gibi yani ben dikkatliyseniz yorgun gibidir yani. Aynen ben size şöyle söyleyeyim bir 6-7 video öncesinde bakın şu an biraz yemek yemeye başladığım için yüzde biraz şişkinlik yine olmuş. 6-7 video öncesinde ben mesela şöyle baktığım zaman kendimden korkuyordum. Sanki hakikaten bir hastaymış gibi bir halim vardı. Ama şu an öyle değil. Şu an 90 kiloda kalmışım ama hedefimiz 75 kilo. İzleyiciler kilo verdikçe tatlılığı gidiyor diyor. Ya sağlık her şeyden daha önemli. Aynaya baktığım zaman ben kilo halimi daha çok beğendim. Gerçekten. Mesela daha çok sempatik geliyordu bana. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Bizim ev 4. katta. Ben o merdiveni çıkana kadar nefes nefese kalıyordum. Kilo verdiğinden belli o merdiveni çıkarken rahat rahat bir şekilde çıkıyordum. Oturup kalkarken rahatsız oluyordum. Ama şu an öyle bir sıkıntım yok. Üstümden şöyle söyleyeyim size bir çuval unun eksildiğini ben kilo verince fark ettim. Bir çuval un. 50 kilo yapar. 300 ekmek çıkarır. Öyle söyleyeyim size. Videonun sonuna geldik. Kilo vermek isteyenlere tavsiyesi sağlıklı bir şekilde diyetisyen eşliğinde spor yaparak düzgün bir şekilde yani böyle bir öğüne falan düşmeyin. Ya ben hata yaptım bak şu an ben saçlarım çok çok iyiydi. Şu an saç yok. Saçı şöyle kaldırınca bakıyorum ki hakikaten saç yok. O yüzden bir diyetisyen eşliğinde yani en aşağı bir kan değerinizi alsın. Yani size ne iyi geliyor ne kötü geliyor onu bir görün. Ondan sonra kilonuzu verin. Hiçbir şey sizin sağlığınızdan daha önemli değil. Biz bu videonun sonuna geldik. Müsaadenizle tekrar su içeceğim. İnşallah kilo vermek isteyenler bu şekilde kilo verirler. Benim yaptığım hataya düşmezler.
Biz bu videonun sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar en güzel bir şekilde karşınıza çıkma dileğiyle. Hoşça kalın, huzurla kalın. Bol bol su için.